والأمر يومئذ لله. ...86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii geçtiğimiz günlerde çok anlamlı bir merasime ev sahipliği yaptı. 136 hafızlık öğrencisi cuma namazından sonra Ayasofya Camii'nde icazet belgelerini aldı. Beyaz cübbeli ve başlarında sarık sarılı çocukların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu, çokça paylaşıldı. İlgi odağı haline gelen hafızların nasıl bir eğitimden geçtikleri de merak konusu oldu. Bu öğrenciler hem ortaokul eğitimlerine devam edip matematik, Türkçe, kimya, tarih gibi akademik derslerini aldılar, hem de Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlıklarını tamamladılar. Zor gibi görünse de hafızlıklarını ortalama 20 ayda tamamlayan öğrencilerin arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip'in de bulunması dikkatleri hafız yetiştiren okula çevirdi. Yaşanır. Anlatmak çok zor. Hep böyle ailede bir hafızımız olsun. Çünkü anlamı itibariyle malum koruyan. Biz onu da adeta koruyanımız olarak görsek, böyle bir yavrumuz olsa. Onun için Bilal bu konuda çok kararlı davrandı. Ve özellikle Ömer Tayyip'i bu konuda o ele aldı, yetiştirdi ve iyi hocalarla da onu yüz göz etti. Burası her şeyden önce devlet okulu. Türkiye'deki İmam Hatip okullarından herhangi biri. Tek farkı ise örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitim projesinin uygulanması. Bu proje Türkiye'deki 194 İmam Hatip okulunda uygulanıyor. İstanbul Üsküdar'daki İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bahsediyoruz. 5 yıllık bir geçmişi var. Liseye geçiş sınavı LGS'de Üsküdar'daki kolejleri geride bırakmışlar. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi birçok İmam Hatip Lisesi öğrencilerine hem okul eğitimi hem de bu eğitimlerini aksatmadan hafızlık eğitimini birlikte sunuyor. Ömer Tayyip Erdoğan'ın okul arkadaşlarının arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentopuloğlu, Ömer Asım ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan'ın oğlu Yusuf Sayan da yer alıyor. Devlet okulu, eğitimin sadece paralı olduğunda kaliteli olmadığının da bir göstergesi. Şey diyenler var, yayımın sert olduğunu düşünenler var, herkesinlikle normal herkesin.